Merhaba, bugünkü videonun konusu beğenilme. Beğenilme açlığı, beğenilmeme fobisi, beğenilmeye muhtaçlık ama sosyal medyası ama arkadaş grubu. Dolayısıyla günümüzde çok fazla beğenilmek için çaba gösteren insan var. Bunu hem youtuberlar açısından hem ekşi sözlük hem de sosyal medya açısından inceleyelim bakalım. Kimler fenomen olacağım diye renkli insan oluyor. Aslında bu videonun ilham kaynağı bana iki gün önce gelen bir video. Birisinin gönderdiği bir Enes Batur videosu. Şimdi Enes Batur'un 7 milyon abonesi var değil mi? Yani Türkiye'de YouTube'da abone sayısı olarak, abone sayısı açısından en yüksek izlenen kişi. Şöyle kıyaslayayım, bir bilginiz olsun. Bizim kanaldaki toplam izlenme 21 milyon. Enes Batur'un 2-3 videosunu toplasam aslında aynı rakama geliyor bu kadar fazla izlenen bir insan çıkıp bir video yaptı. Dedi ki beni veletler izlemiyor. Bu videoyu yapmasının sebebini oturup izledim. Yani Enes Batur'un videosunu oturup izledim. Çünkü e, bir yakarışı var. Dedim ki ya 7 milyon abonesi olan bir insan niye dönüp arkaya bakıyor? Niye başkalarının şikayetlerini dinliyor? Şöyle, Oğuzhan Uğur denilen birisi var. E, o da bir kanalı var. Küfürlü, bayağı rahat video çekiyor. E, ben tahsil ediyorum etmiyorum. Bu benim önemi yok. Yani benim ne dediğim çok bir önemi yok ama e, onun bir yerde söylediği bir şey Enes Batur'un ağrına gitmiş, birkaç kişinin seni veletler izliyor lafı da Enes Batur'u etkilemiş. Şimdi bütün bunlar neden oluşuyor? Bir insanın beğenilme, takdir edilme isteğinden. Peki 7 milyon abonen varken buna ihtiyacım var mı? Var. İşte Enes Batur'un bile dönüp buna dikkat etmesi, 20 dakika boyunca beni veletler izlemiyor diye video çekmesi söz konusuysa biraz daha aşağılara iniyoruz, aşağılara. Daha az abonesi olan bir hanımefendi var. Artık isim isim gitmeyeceğim. O da kimliğini değiştiriyor. Yani iki tür benliğiniz vardı. Bir olduğunuz, işte annenizin babanızın size verdiği imkanlar. Bir de olmak istediğiniz. Mesela o hanımefendi olmak istediğine dönüştü. Sonra baktım onu da izledim. Bu videoyu çekmeden önce hepsini araştırdım. Onu da izledim. O e, makyaj yapan hanımefendi de dönüp şey yapmış. Ben de artık bundan sonra işte hayranlarım için kilo vereceğim. Ben de bundan sonra daha efendi olacağım. Yani şöyle hızlıca baktığınız zaman zamanında başka bir daha genç bir kitle için değinilmek için yapılan şeylerden vazgeçip reklam alabilecekleri daha elit bir kitle için değişmeye başlıyorlar. Bu beğenilme ve ticarettir. Bir başka YouTuber var. Baktığınız zaman o da e, abone sayısı arttıkça farklı bir kitleye hitap etmeye başlıyor. Bu YouTube kısmı. Şimdi İnternette baktığınız zaman birçok site var. Bunlarda neler yazıyor biliyor musunuz? İşte kızlar tarafından beğenilmenin bin formülü, erkekler tarafından beğenilmenin altı altın kuralı, öyle yedi kural, böyle sekiz kural. Bunun aslında eskisi var beğenilmenin. Dergiler, kadın dergilerini açıyorsun. Meraktan bakıyorsun doğal olarak bunlarda ne var? Çünkü şöyle yani meydanlarus gibi bir kadın dergisini açtığın zaman yüzde %95'i reklam. Yani aslında katalog. Ama o 3-5 sayfada bir, 10 sayfada bir hatta bunu abartmıyorum gerçekten. Bir açın kadın dergisini şöyle bakın katalog aslında Ikea'nın katalogundan farkı yok. E, açın kadın dergisini içinde şeyi görüyorsunuz. İşte başarılı olmanın ama er ilişkide başarılı olmanın. Bizim kanalda da bir tane video var o yüzden şimdi çok büyük konuşamıyorum. E, erkeğinize çıldırtmanın 1005 yolu. Çok şükür bizde böyle bir şey yok. E, şimdi başarının ölçütü artık senin başarman değil. Yani eskiden diyelim ki bir şeyi başardın, çok güzel bir şey yaptın. Eh, bugün havada dursan, şak diye havaya kalksan bir anda olmuyor. İlk önce milletin alkışlamasını bekliyorsun. İlk önce onu ispatlayıp like'ların gelmesini istiyorsun. Çünkü like'a müptelayız. Türkçe kelime kullanmaya çok özen gösteriyoruz ama maalesef bunun adı like. Beğeni yani. Bu parmak gelmediği sürece, o kalpler gelmediği sürece sıfır. Instagram için yaşayan kadın var ya. Bakıyorum ve kendi arkasından bir kitle sürüklüyor. Kadının tek yaptığı şey Instagram için yaşamak. Instagram, gerçi maalesef bütün hanımefendileri de etkiliyor. Ama arkasından gelen bir nesil onun parayı havadan bulduğu ve harcadığı parayı kopyalamaya çalışıyor. Maalesef yani tavuğun kaza özenmesi gibi başarısız bir şey oluyor. Bizim bugün günümüzde baktığımızda artık başarılı olan hemen mutlu olamıyor. İlk önce onayını bekliyor. Çünkü iki ucu var bu işin. Beğenilmeme, mesela YouTube'da dislike var ama Instagram'da dislike yok. Bugün mesela Instagram'daki o fenomen Halim Efendi'ye baksan, Instagram dislike'ı da koysa yani beğenmemeyi de koysa, yorum bölümüne baktım çünkü araştırdım, yorum bölümünde nefret eden var. Dolayısıyla beğenilmeme ayrı bir konu, beğenilmemek yetmiyor bile çok beğenilmek var. YouTube'un trendler bölümüne şöyle bir göz attım. Hani Türkiye neyi beğeniyor diye. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz YouTube'un trendler bölümü biraz çorba. Genelde dizilerin işte şeyleri var. Fragmanları. Ama bir de arada saçma sapan videolar var. Bir tane video var. Okulda taşa takıldım düştüm. Şimdi bu trendlere girdiği zaman Türkiye'nin beyni kitlesinin bu olduğunu sanıyorlar. Ve hızlıca işte biz döneri pideyi dışarıda bıraktık çürüdü bakın nasıl güzel oldu. Bu hiçbir şey. Facebook'ta bu ölüyle meftayla Selfi çekinerek beğeni toplamaya döndü. Ee, Instagram'da, Twitter'da sahte bilgi üretmeye döndü. Şu an ekranda gördüğünüz gibi birilerinin üzerinden saçma sapan sahte bilgiler üretip nefret kusturdular. Ee, kendisi canlı yayında intihar eden insanlar gördük. Bunlar YouTube üzerinde intihar ediyor çünkü bir iz bırakmak istiyor. Tamam beğenilmek değil belki oradaki ama iz bırakıyor. Veya Hayatını riske atıp binaların uçurumlarının kenarında yürüyen insanlar var. Sadece beğenilmek için kendini ateşe verip yakan adam var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sadece beğeni dünyası. Çünkü beğenilmemek var olmaman demek artık. Sosyal medyada varsan varsın. Sosyal medya seni alkışlamıyorsa Oradaki yalan dünya seni alkışlamıyorsa yoksun. Cem Yılmaz çıktı dedi ki ben bundan sonra da Facebook'ta yokum dedi. Res çekti. Yanılmıyorsan Facebook içinde. Çok başarılı bir hareket. Yani Şimdi Cem Yılmaz seviyesine geldiğin zaman maddi durumun iyi. Zaten bir ismin var. Filmler yapabiliyorsun. Res çekebiliyorsun ama bugünün gençliği maalesef sosyal medyanın aferin demesine muhtaç. Peki biz neden açız bu tür beyinlere? Neden e, bir tane ahmak vardı bir rahmetli Özgecan için? Nihat Doğan'ın saçmalığını söylüyorum. Saçma sapan bir paylaşım yapmıştı. Bu insanlar niye böyle şeyler paylaşıyor? Çünkü insanlar bir şeyleri beğenmek istiyor ve bir beğenilme açlığı var. Bu beğenilme açlığı anne babanın az sevgi vermesinden, aile içinde birinci kardeş, daha doğrusu birinci evlat olmayıp ikinci, üçüncü evlat olup yeterince sevgi almamaktan, arkadaş çevresinde sohbetlere çok katılamamaktan, Yarın ertesi gün bir yere gittiğin zaman birinin seni beğenmemesinden ya da birine çıkma teklif etmişsindir, reddedilmişsindir. Evlenme teklif etmişsindir, reddedilmişsindir. Bu alt benliğine yazıyor. Büyüklerin seni beğenmiyorsa, yaşı büyük insanların arasına kaynayamıyorsan ruhun ağrı kesicilere ihtiyaç duyuyor. Gün içerisinde başına çok kötü bir şey geliyor. Mesela kredi kartı ekstren geliyor. Bir bakıyorsun beklediğin iki katı. 2000 bekliyorsun 4500 gelmiş mesela. Şimdi oradaki 2500 borcu bir süre sonra unutman lazım. Instagram'a bilmem neye giriyorsun. Şu aşağı doğru bir kaydırıyorsun o büyüteşten sonra. Bir sürü saçma sapan dünya ve dikkatin dağılıyor. Nasıl ki insanlar Survivor denilen saçmalığı izliyorsa ve bu sırada beyni rahatlıyorsa niye? Çünkü boşa atıyor vitesi. Instagram'da da o hikaye akışında boşa atıyor. Neden Instagram, Twitter'ın, Facebook'un bu kadar yerini aldı? Çünkü Instagram göze hitap ediyor. Okumana gerek yok. Türk insanı zaten çok da okuma delisi değildir biliyorsunuz. Ama şimdi burada önemli bir şey var. Facebook'ta, Instagram'da senin like'ını kim ölçüyor? Veya dislike'ını kim veriyor? Şimdi biz Youtube'da videoları paylaştıktan sonra bakıyoruz statik bir dislike kitlesi vardır. 10-15 arası Videoyu izlemeden basar. Yani video 15 dakikaysa 1. dakikada 15 dislike gelir. Şimdi bu kitle laf koymak için söylemiyorum veya falanca'yı beğenmeyen X kitle sabit. Bu kitlenin temel bir e, puansızlığı var. Yani bizim için bir değeri yok. Black Mirror'ın şu an ekranda gördüğünüz bölümünde çok basit bir mantık işlemi biz bunu videoda daha önce söylemiştik. İnsanlar sınıf sınıf birbirini puanlıyor. Yani atıyorum e, D sınıfı insan var daha düşük kalite. İşte hayatta bir yere gelememiş başarısız ya da suçlu. C sınıfı var orta seviye. B sınıfı var biraz kaliteli. A sınıfı çok elit insanlar. İşte D sınıfından bir insan seni puanladığı zaman hiçbir şey değişmiyor. Çok az oynuyor. Yani 10 tane D senin için iyi insan desin bir tane A bile etmiyor. Ama A sınıfından bir sana puan verdi mi mutlaka videoyu izleyin bilekmiyorum bu bölümünü he olay değişiyor. Aslında günümüzde de öyle ama Facebook, Instagram gibi yerlerde öyle değil. Çünkü Facebook'ta, Instagram'da, şurada, burada beğeni satın alabiliyorsun. Yani sahte bir beğenilme dünyası yaratabiliyorsun. Bununla tatmin olan insan var. Gidip beğeni satın alıyor. Takipçi satın alıyor. Bir şekilde kendisine beğeni doldurtuyor. Yani ben çok başarılıyım. Çünkü neden 100 tane beğeni satın alıyor? 10 tane de gerçek geldi mi insanlar 110 beğenilme diye bunu takdir ediyor. Tabii ki bu anı yaşayamama gibi bir hastalık yarattı. Yani bir yere gidiyorsun. Hop kamerayı çıkart diyor. Ya bir dur bir dur dur bir yemeği yiyem. Yok. Biz dedik ilk önce bu yemeği bir beğensin. Sofraya dokunmayın. İlk önce takdir etsinler. Durun iyi poz verin, Bekleyin Instagram için. Yani şeyleri görüyorum. Böyle benim numaram nereden buluyor bilmiyorum. Bana şey yolluyor. Şöyle hareketli bir şeyler yolluyor. Yani Artık bu merak deniyormuş ona. En sonunda ben de merak ettim. Ben de tuttum ona şey yolladım bu ne diye yani <laughs> artık resim yolladım çare yok. Ama insanlar artık teknolojinin her şeyle hayatına sızmaya çalışıyor. O kadar abarttık ki sporu bak sporu yapmayı like için yapıyoruz. Beğeni için, Instagram için. Adam diyet yapıyor, Instagram için yapıyor, oraya gösteriyor. İbadeti Instagram için, beğeni için yapan adam var ya. Ya Allah'ın beğenisini boş vermiş tövbe estağfurullah. Artık adam şeye dönmüş. Bakın umredeyim. Bakın hmm, ya sen ibadetini yap bırak. iki tane like, iki tane kamera rating yapacağım diye niye ibadetinle uğraşıyorsun? Bir dönem, bilmiyorum hala devam edebiliyor mu? Çekim ee, manyaklığı vardı. Saçma sapan restoranların yakınlarına gidip çekin yapıyordu. Ee, görüyorum sosyal medyada adam Nusret gibi restoranlara gidip et yiyormuş numarası yapıyor. Ya yani sen kimi aldatıyorsun? Sen orada et yiyince kaliteli bir insan mı oluyorsun? Bir hesaba 700 lira ödeyince sen kaliteli misin? Senin çevrendeki insan hmm, sette kebap götürmüş. Sallıyorum şimdi. T-bone stick yemiş. Bilmem New York bilmem ne yemiş. Sen sınıfın mı atlıyor sanıyorsun? Senin cehaletin baki kalıyor ağzını açtığın zaman. Sosyal medyada beğenilmen bir işine yaramaz. Çünkü hayatta iki seçeneğiniz var. Ya anlık beğenilme yani şu anki mutluluğun. iki senene, üç senene Instagram'a harcarsın. Bir profil yaratırsın. İlk kariyer görüşmende, CV mülakat görüşmende çöp ya da kendini geliştirirsin bir firmada, bir yerde gerçekten gelişirsin, bir yere gelirsin. Ha seni aldatan ne? Instagram'da iki tane, üç tane e, marka, marka reklamı yapıp parayı götüren birkaç tane çakma fenomen. Yani ben bunların iki milyonda abonesi olsa, bir milyarda takipçisi olsa Türk gençliğine iyi örnek olduğunu düşünmüyorum yani o da sırf makyajdan ya da küfürlü oyun videosu çekmekten ya da Instagram'da bir hayvanlık yapmaktan, patateslik göstermekten rating e, reyting yapacağını sanıyor. Öyle bir hale geldik ki uyanır uyanmaz Instagram'ı çekiştiren insanlar görüyorsun. Adamın dünyası bu olmuş. Yani sabah yaptığı ilk iş bir yarım saat Instagram'da onu bunu takip etmek. Takip etmenin de yani beğenip beğenilmenin de gizlisi var. Beğendiği insanı birkaç tane sahte hesapla takip eden deli gördüm ben bana da denk geliyor çünkü. Buna stalklamak deniyor ki stalk olayı ben yeni yeni keşfediyorum böyle delilikleri. Ayrı bir psikoloji ve video konusu. Psikologla çekmeyiz onu. Kanalın psikoloğu var biliyorsunuz. Ama başkasının hayatını, beğendiği insanın hayatını ya da nefret ettiği insanın hayatını böyle çöküyor. Unutmayın. Sosyal medyadaki beğeni bir ağrı kesicidir. Yara bandıdır. Senin gün içerisindeki o 2500 lira fazla gelen kredi kartı stresini hemen o ağrı kesicilerle kapatırsın. Ama özellikle o atılan hikaye Instagram'ın hikaye olayı çok muhteşem bir şeydir. Bak söyleyeyim sana. Snapchat, Minapchat falan filan yalan. Aynı mantık aslında. 24 saat sonra puf ya. Bırak 24 saat sonrayı. 1 saat sonra puf. Sen bugün başta verdiğim örneğim havada dur. Uç. 2 gün sonra hiç kimse onu tartışmayacak. Çünkü Instagram çok aşağıları basacak. Beğeniler onu çoktan tüketmiş olacak. Çünkü bir şeyi beğenmek çok hızlı. Beğenilerin sahtesi de var, güvenemiyorsun yani ekşi sözlük platformuna bakıyorsun adam ürününün sahte bir beyni şeyini yaratıyor, algısını yaratıyor iki sayfa boyunca. Ekşi sözlükte beğenilmek için ki çok çürümüş bir yapıya sahip maalesef e, dine, peygambere, inançlara söven manyaklar var. İki kişi beğensin diye çıkıp diyor ki işte bütün beşiktaşlar, Fenerbahçeler bilmem nedir. Adamın istediği tek şey dikkat çekmek yani e, troll deniyor. Tamam trollük bu ama veya işte bütün AKP'liler, bütün CHP'liler bütün neyip küfür ediyor. Ya da aşağılıyor ya da geri alıyor. Bu adamın amacı bütün bilmem ne partisine sövmek değil. Bu adamın amacı bana bakın. Yalvarırım bana bakın. Bu. Beğenilmek ya da nefretle bir şekilde ilgi çekmek. Bazı çocuklar vardır. Küçükken e, abisi çok takdir görür ama küçük çocuk artık bakar ki sevgi görmüyor. E, kendine zarar verir. Başkalarına zarar verir. Bir şeyleri kırar. İşte bu, günümüz sosyal medyasında bu hale geldi. Bakıyorum, cinsel tercih öyle olmasa da farklı davranıp dikkat çekmeye çalışan deli var. Ki bir tanesinin, bir fenomenin çıkışı da, çakma fenomenin böyledir zaten biliyorsunuz. Çok uzatmayacağım. Benim gördüğüm en çirkin beğenilme çabası LinkedIn gibi yerlerde bu LinkedIn ya da LinkedIn Facebook'un kurumsal versiyonu diye düşünülüyor. Değil, Facebook'la alakası yok. Bir iş dünyasının birbirini tanımaya çalıştığı bir yer. Oraya halen kendince zeka sorusu artan 2 artı 7 elmaysa armut ne olur patates nedir? Onların hepsi senin gözüne girsin geri zekalı kardeşim. Yani sen orayı da Facebook'a çevirmeye veya ilgi toplamaya çalışıyorsun ya bu senin ahmaklığın. Lütfen beğenilmek için bu kadar zorlamayın. Ve benim tavsiyem kısa zamanlı beğeni sizi yaşatmaz. Yani Cem Yılmaz bugün sosyal medyada umursamıyorsa insanları çok doğru bir şey yapıyor. Sen nereye varacağına bak. Yani sosyal medya için bir şeyler üretmek için asıl yapacağın iş mümkünse kişisel gelişim olsun. Biz neden 1 milyon abanın izleyeceği videolar çekmiyoruz? Diyorsunuz ki niye videoların izlenmesi düşük? E çünkü ben burada ağzıma 25 tane goflet tıkmıyorum. Yani ilgi çekecek bir şey yapmıyorum. O Türkiye'nin o izlenme kitlesi o 7 milyon ya da o 15 milyona ihtiyacım yok. Benim amacım yavaş yavaş gelişen bir eğitim kanalı üretmek. Hocalarım da buna göre destek veriyor. Ama ben emin olun bir videoda çıkayım, işte üstümü çıkarayım, böyle krem şantiyi süreyim, ondan sonra da ağda yapayım. O zaman diyeceksiniz ki Oo, yani Haluk Hoca delirdi ama bu izlenir, trendlere girer. Dolayısıyla kaliteli şeyler yok mu? Var. Yani YouTube'da da, Instagram'da çok ilginç, yaratıcı şeyler var. Benim de izlediğim şeyler var. Yani kendinize bir şey katan şeyleri izlemeniz tavsiye olur. Tabii ki eğlenin, tabii kafayı dağıtın. Peki beğenilme açlığı ve bağımlılığını ne tedavi ediyor? Mutlaka sosyallik. Yani senin sahte insanların aferin aferinci Haluk, güzel çocuk, good boy good boy yapmasındansa arkadaşlarınla vakit geçirip sokakta gerçek dokunabildiğin yani internetten e, PUBG ya da e, PES FIFA değil. Yan yana gidip gerekiyorsa PlayStation kafeye git beraber oyna ama yan yana vakit geçirip dokun ya dokun arkadaşına değil ve sohbet et, gözüne bak, tavla oyna, batak oyna, ne istiyorsun, satranç oyna. Lütfen beğenilmenizi gerçeğe dönüştürün. Çünkü emin olun o internette gördüğünüz, instagramda gördüğünüz, bilmem ne de gördüğünüz sahte karakterler kamera bu açıdayken onu çok harika gösterdiğinde kamera kapandıktan sonra ya da fotoğraf çekildikten sonra yapaylık için yeni bir poza geçiyor. Yani ruh hali değişmiş. 5 sene önceki o, o değil artık o değil. Ve emin ol elinden o zenginliği o şartları çek anında dağılacak. Çünkü artık öyle yapay olarak bir şeylerin üzerinde bir yerde duruyor ki o altındaki parayı aldığın anda hiçbir yerde ne işe girebilir ne var olabilir. Sizden ricam kendiniz için ne yapabilirsiniz ona bakın. Kişisel gelişiminize, arkadaşlıklarınıza gezmeye, sohbet etmeye vakit ayırın. Hele ki yaz geliyor. Bu yaz ne olur evde tıkılıp Instagram, işte PUBG manyağı olmayın veya işte ne bileyim e, bilgisayar oyunlarına sapıtmayın. Dışarı çıkıp bir parça oksijen alın. Kitap okuyun demiyorum. Bundan umudumu kestim. Ama kendinizi geliştirecek bir şeyler yapın. Buradan Adana'da Perihan ablamın ellerinden öpüyorum. Selam söylüyorum. Kendisi çok değerli bir takipçim. Yaşça benden büyük. Ee, sizden ricam kendinize lütfen başkalarının beğenilmesine muhtaç olmadığınız dünya yaratın. Bir de şuna bakın. Seni beğenmeyen kim? O ne yapmış? Seni takdir etmeyen adam kim? Senin dert ettiğin. Ya benim çıkma teklifimi kabul etmedi. Ya bu kız kim? Ya da o adam senin bu işi yapamayacağını söylüyor. Ya sen bu mesleği yapamazsın. Kim kim o kim ki? Seni ne kadar tanıyor? Bir yere gelmiş mi? Geldiyse seni tanıyor mu? Bütün bunlar seni tanıması, vakit ayırması vesaire varsa o zaman dinle. Umarım başkalarının beyni için yaşamazsınız, kendiniz için yaşarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.